Temel kazısı facialarına bir yenisi daha ekleniyordu. İnşaat alanındaki istinat duvarı yıkıldı, altı oyulan dört katlı komşu bina tahliye edildi. Deprem oluyor zannettim. Koştum baktım dışarı, şurası uçmuş. Evde yatamıyoruz ki, camdan açamıyoruz. Gür 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 gür. Deprem değildi ama bina öyle bir sallandı ki depremi aratmadı. Hemen yanı başlarındaki devasa temel çukuru kabusları oldu. İstinat duvarı çökünce binanın altı oyuldu. Apartman sakinlerinin gözüne uyku girmedi. Ya en yakın biziz şu anda, en ucu noktada biziz. Önlem için yapılan duvarlar bunlar, onlar uçmuş yani. Ev birdenbire böyle sallandı, biz annemle beraber çok korktuk. Toprak kayması sırasında en büyük korku ve panik bu binada yaşandı. Aliye İşcan deprem oldu zannetti, balkona çıktı, dışarı baktığında bu korkunç manzarayla karşılaştı. Ardından iki çocuğunu alarak dışarıya kaçtı. Deprem oluyor zannettim. Telefonda konuşuyordum. Hatta arkadaşa dedim ki deprem oldu dedim. Koştum baktım dışarı, şurası uçmuş. Dedim evde uçacak herhalde, çok korktum. Çocuklara sarıldım, korkmayın dedim. Çöken yolun çevresinde önlem alındı. Hafriyat çalışması başladı. Maddi hasar büyük. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Önlem amaçlı kapatıldı dendi ama kendi sitenin içinden yol verdiler kendilerine. Toprağın kaydığı ve istinat duvarının çöktüğü o alanla bina arasında yaklaşık 5 metrelik gibi kısa bir mesafe var. Ve şu anda toprağın altı boş. Risk devam ediyor. Bu nedenle binada yaşayanlar diken üstünde. Her geçen saniye bak toprağa yaralım. Her geçen saniye akıyor orası. Bu bina bizde çökersek ne olacak halimiz? Parça parça kopuyor gidiyordu şurası. Gördüğünüz gibi gece bazen uyanıyorum, çocuklara bakıyorum, bir şey olur diye çok korkuyorum. Bina sakinleri bir an önce çöken duvarın yeniden yapılmasını ve tehlikenin bertaraf edilmesini bekliyor.